Bu nasıl orta çağ oyunu? Vın vın. Hey, hani araba yarışı oynayacaktık? Hı? Arabamın direksiyonu nerede? Of, çok sıkıldım. Keşke Deniz kadar popüler olsaydık. Şuna bakın, herkes onunla arkadaş olmak istiyor. Alın Mahallet, ilgini atıyorum. Biraz da buraya ilgi. Sen arkadaki ilgini aldın mı? Deniz, Deniz. Şanaylin okul gazetesi. Bu kadar popüler olmayı nasıl başarıyorsun? Sabahları bir bardak suyu alıyorum. Sonra da içine biraz muhteşemlik iksiri damlatıyorum. Takipçilerin için link bırakır mısın? Tabii ki de. Tıklayıp gelin. Bayıldım bu linke. Sıkılıyoruz ama en azından iyi arkadaşız. Popüler olmamıza gerek yok. Kralım, kralım. Yan krallık at arabasını bizim otoparka park etmiş. Kaldırayım mı sileceklerini? Heh, al işte top inşaata kaçtı. Yer çekimi daha güçlü bir gezegen bulamadık mı abi? Bu böyle olmaz. Ha? Yenge? Sandalyeden hızlı kalkınca başım döndü. Yörüngeye girdim yanlışlıkla. Asıl şimdi başım dönüyor. Önce karpuzlar ve Necatiler! Önce karpuzlar ve Necatiler! Necati! Beni de al! Sen karpuz musun Necati mi? Necmi ben! Necmi! Necati olmayı iki harfle kaçırmışsın! Üzgünüm! Bir dakika! Göktaşı değil ki bu! Şakir havalandı! Gözlerime inanamıyorum sayın seyirciler. Çocuk göktaşına röveşata çekti. Hadi sene kardeşim. Al işte karaya oturdum. Ben demir atıyorum. Siz etrafımdan dolanın. Şakir, gel gel sana yer tuttuk. Hayır, Şakir benimle oturacak. Şakir, gel bak sandalyen hazır. Bu sandalyeye bir şey dökülmüş. Yok yok, ben döküldüm. Bir süpürge tutarsa kaçarım. Korkuyorum çünkü ben süpürgeden. Taş abi, sen öğrenci bile değilsin. Ne yapıyorsun burada? Ben öğrenciyim. Yan saksıda sana yer ayırdım. Birer bambu kemirmez miyiz? Şakir bizi de oturacak. Hayır, bizi de. Deniz, ne oldu sana? O yaptığın kahramanlıktan sonra artık popüler çocuk sensin. Kimse bana ilgi göstermiyor. Fotoğraflarımı çeken bile yok artık. İstersen ben çekerim fotoğrafını. Koşun! Şakir fotoğraf çekiliyor. Yapacaktın. Şimdi olmaz. Şakir'le uzay yarışı oynuyoruz. Ay'a ayak basmak üzereyiz. Neyse yerime şu çocuk baksın. Aldığım dans eğitiminin tam sırası. Ay'a kafa attım yanlışlıkla. Ne bakıyorsun? Bir şeyleri yanlış yaptım galiba. Bu yaptığım bilim bana laf atıyor. Bilim diye çamur topu yapmışsın. Ama olsun. Sen kahraman Şakir'sin. Deney tüpünden deve çıktı. Şakir, hani deve güreşi yapacaktın, bizimle geç kaldın. Unutmuşum. Tamam, geliyorum. Çamurum size emanet. Şakir, evcil hayvanını bana emanet etti, yaşasın. Hemen parka götüreceğim. Çocuk parkına götür de iki sallanalım bari. İki çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Üç korner, bir penaltı. Üç deve, bir güreş. Ne? Ne bileyim, öylesine laflaşıyoruz sandım.
Şakir, bizimle sinemaya gelecektin, unuttun mu? Film başlamak üzere. Şakir, hani bizimle film çekecektin? Bir dolu arkadaşım oldu, harika. Ama hiçbirine yetişemiyorum. Aklımda bir çözüm var aslında. Dur, bir fotoğraf çekeseydik. Aman, filme devam edeyim en iyisi. Tamam Necati abi, törene hazır mısın? Şimdi görevlerini sayıyorum. Tüm davetleri... İki kelimeden daha fazlasını aklında tutabilirim herhalde Şakir. İyi peki. Tüm davetleri takvime uydurmaya çalışacaksın. Her şeyi not alıp bana hatırlatacaksın. Şakirleri takvime uydurup... Unuttun değil mi? Sen söyledim say. Görevlerini yapacak mısın? Söz mü? Keçi sütü, kedi gözü, fil sözü. Ben de seni kişisel asistanım ilan ediyorum. İşte not defterin ve kalemin. Bundan sonra nerede ne yapacağımı sen belirleyeceksin. Böylece herkese yetişebileceğim. Çok heyecanlı. İlk defa asistan oldum. Bir kere en fazla araba lastiği olmuştum. Ama hava kaçırınca kovulmuştum. İşte böyle. Çıçım. Saat 10:15 çocuk parkı açılışı. Kurdeleyi kestin mi? Kes. Nereye? Azıcık kaysaydık. Tamam, yarım porsiyon kay. Bir kere de oyuncak ata bin ama salıncağa vakit yok. Marş marş. Saat 10:30. Vedat'ın doğum günü partisi. Kutla bakayım, kutla. Yaşasın, Şakir gelmiş. Kutladın mı? Güzel. Buz patenine çağırıyorlar seni. Hadi vedalaş. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Saat 21:00'de boşluk var. Şakir'i o zaman görebilirsiniz. Tamam Remzi, ne bağırıyorsun? Trene giriyorum, çekmiyor, kapat. Okulun dans yarışmasında jüri olacaksın. Koş, geciktik. Yetişmeye çalışıyorum. Yavaşsınız, yavaş. Hadi, hadi. Filsuyla yarışı daha aradan çıkardık. Güzel oldu. 13:15. Sıcak poğaça saati gelmiş. Poğaça randevum yok benim. Artık var. Hem de patatesli. 2:20. Caner'le horon tepkisi. 3:15. Ayrin'le tavuk bekleyeceğiz. 4:15. Doğum günü partisi. Sucuklu yumurta. 6:15. Saat 10:15. Necati'leri izleyeceksin. Necati kayıyor. Bir dilek tut. Hop hop. Şakir Bey'in güneşini sadece şemsiye engelleyebilir. Siz şemsiye misiniz? Tamam Necati abi. Onlar tanıdık. Sorun yok. Şakir, biz yine okul bahçesine kale yapacağız. Gelmek ister misin? Önce asistanımdan randevu almanız lazım. Önümüzdeki 3 yıl dolu görünüyor. 4 yıl sonra 52 Haziran size uygun mu? Öyle bir gün yok bir kere. Sizi bir yere sığdırabilirim sanırım. Börşünberk günü saat 12 desek. Şakir, neler oluyor? Bizimle artık hiç oynamıyorsun. Unuttun bizi. Ne yapabilirim? Hiç vaktim yok. Bakın gazeteciler benimle röportaj yapmak için peşimde. Saatlerdir bekliyorlar. Bekleye bekleye ağaç olmuş. Yazık oldu gazeteci çocuğa. Necati abi buradayım. Biz gidiyoruz. Sana iyi eğlenceler Şakir. Kendime not. Uzun zürafa ile patris çocuğun telefonlarını açma. Bir de tavşanlar bekleyerek ağaç olmazlar. Değil mi? Evet olmazlar. Buyurun Şakir Bey. Necati abi, hani pijama partisiydi bu? Ne? Kuş mu? Evet kuşum. Niye herkes bu soruyu soruyor anlamadım. Biz röportaja devam edelim. Hayranlarınız gününüzün nasıl geçtiğini çok merak ediyor. Partiler, davetler, açılışlar. 3 gün önce buranın önünden dahi geçemezdim. Şimdi içinde halay bile çekiyorum. Şakir'e bakın. O zaman partimi halaylı pijama partisine çeviriyorum. Ne yapıyorsun? Boş boş akmasın diye limonata çeşmesi yapıyorum. Toz şeker getirir misin? Geldik son soruya. En yakın arkadaşlarınız kim? En yakın arkadaşlarım... Al kırdın kırdın. Kalbimizi kırdın. Ben gidiyorum. Şakir dur. Limonata çeşmesini beğenmediysen tavus suyuyla çeşme yapalım. Gel bili 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 bili. Git buradan. Randevusuz almıyoruz. Sen diğer arkadaşlarınla oyna. Kumpir özür dilerim.
Bıktım popüler olmaktan. Hiç eğlenemiyorum, hiçbir şeyin tadını çıkaramıyorum. Sizi çok özledim. Üzgünüm, yerin çoktan doldu. Okçular, yerlerinize! Ha? Deniz değil mi o? Evet, hani şu tahtını çaldığın Deniz. Ben de senin tahtını çaldım. Gerçi okçu değilim ama kaleyi savunmayı biliyorum. Kışt, kışt! Bir yeni mesajınız var. Komşu kale mesajımı yanlış anlamış. Halısını yollayacağına halasını yollamış. Ne yapalım? Pazara gidiyorum. Dönüşte saray kebabı yaparız. Her yerde seni arıyorum Şakir. Aklıma bin türlü şey geldi. Salatalık geldi, dolma kalem geldi. En sevdiğim dizinin sezon finali geldi. Necati abi ne diyorsun? Programın gerisinde kaldık. Daha Cemşitlerle fayans saymaya gideceğiz. İstemiyorum. Ben eski hayatımı özledim. Seni de kovuyorum. Ha, o zaman tazminat olarak yarım tavuk döner alırım. Ben eve gidiyorum. Ha, dur, dur gidemezsin. Asistan sözü verdim ben. Bu programa uyulacak. Kaçma, dur. Çırt çırtlı ayakkabılarımı giymiş olsam çok daha hızlı koşardım. Şanslısın. Ha, davetlerden kaçabilirsin ama saklanamazsın. 16-15 Macera Kulübü sıra sizde. Şakir, bize bir macera sözüm var. Pata pata pata, kafam şişti. Kapatın şu vantilatörü. Şakir, resim kulübündekilere poz verecektin. Sabit dur Şakir, sabit dur. İyi madem, alın meyve tabağı çizin. Kaçamayacaksın Şakir. Oyun arkadaşları, sıra sizde. Tanju abi, yardım et. Tamam. Tanju abi, onlara değil, bana yardım edecektin. Çok geç Şakir, çok özendim bir kere. Şakir buraya gel. Şimdi görürsün sen Şakir. Şakir gitmiş Necati, neyi görecek ki? Tanju, bu bölümde çok zorladın, gider misin? Karpuzdan ısırayım mı? Hat! Her şeye rağmen beni kurtardınız. Sizden çok özür dilerim. Peşimi bıraktıklarında gideceğim. Bir daha da karşınıza çıkmayacağım. Ama gitmeni istemiyoruz. Sadece her şey eskisi gibi olsun istiyoruz. Ha? Gerçekten mi? Ama her şey için çok geç. Necati abi peşimi bırakmayacak. Hayır, geç değil. Sadece yerine yeni bir kahramana ihtiyaç var. Evet ama yeni bir kahraman için uzaydan düşen bir top, kurtarılacak biri falan lazım. Etrafınız sarıldı. Son dönemin en popüler çocuğu Şakir'i... Ne? Fıs fıs lahma, fıs fıs. Şakir'i ve 3 porsiyon lahmacunu kapının önünde görmezsek kalenizi yıkacağız. Topları getirin. Necati abi, bırak bu işin peşini artık. Nişan al. Frikik. Beyaz atlı prenses. Çünkü beyaz at bulamadım. Beni kurtardı. Kahraman Deniz beni kurtardı. Yaşasın Deniz. Yaşasın Bugün kazanmış olabilirsin Şakir. Ama bugünün bir de yarını var. Yarın pazar Necati. Tatil günü. Sana niye uyuz dediklerini şimdi anladım Tanju. Bu nasıl rüzgar sesi yahu? Rüzgar değil, ıslık. Yaşasın, uçabiliyorum. Bir de konuşabiliyorum. Acaba başka ne gibi süper yeteneklerim var? Tamam, abartma sen de. Taksi. Yağmurda arabamı yıkıyorum, gelemem. Suyu israf ediyorsun. Yapma. Otobüs. Dolu ama. Girebilirsen gir bakalım. Geri alın beni. İttir, ittir, ittir. Dibime kadar ıslandım. Ne yapacağım ben şimdi? Nene Remzi. Gel gel, yağmurda kalma. İyi de Necmi, bu arabanın üstü açık. Sen de ıslanıyorsun.
Doğru diyorsun. Şöyle yapalım o zaman. Işınlanabiliyorum. Oraya buraya, oraya buraya, oraya buraya. Aa, pilim bitti. Kadriye, halılarınız çok güzelmiş. Bir tane alabilir miyim? Ayol Necati, ne yapacaksın yazın halıyı? Dürüme benziyorlar, hoşuma gidiyor. Kapa, kapa. Kadriye, halım benimle konuşuyor. Ne yapmalıyım? İyi, sen de onunla konuş. Bir halıya ne sorulur ki? Herkesin üstüne basması seni üzmüyor mu? Necati abi, babam o. Stresli olunca böyle davranıyor. O kadar zor bir soru sormamıştım ki. Niye stres yapıyor anlamadım. Dün Necmi bana bir iyilik yaptı. Ondan böyleyim. Hangi Necmi? Keçi olan Necmi. Keçi onun lakabı değil mi? Ben Necmi'yi orangutan sanıyordum. Saçmalama Necati. Niye lakabı olsun? Fil senin lakabın mı? Adım Fil, soyadım Necati değil mi yani? Neyse. Şimdi benim ona daha büyük bir iyilik yapmam lazım. Yoksa altta kalacağım. O zaman bu iyiliği gerçekten ihtiyaç duyduğu bir anda yapalım. Onu zor durumdayken kurtaralım. Soyadım ne acaba? Eğer soyadım yoksa ben soyadımı Havaloğlu yapacağım. Merhaba, merhaba. Adınız ne? Fil Necati Havaloğlu. Of, muhteşem oldu. Baba, ben çok sıkıldım. Necmi abi belli ki zor bir duruma düşmeyecek. O kadar uzun sürdü ki. Buraya ilk geldiğimizde şu banktaki karpuz daha bebekti. Agu, karpuz. Anlamıyorum. Sabahtan beri sadece oturuyor. Böylece beklerse tabii ki zor durumda kalmaz. Baba, dürbünü ters tutuyorsun. Her şey tersine döndü. Necmi çok zor durumda. Koşun! Hey sen, bir arkadaşımıza simit atmışsın. Yemesi için attım. Ama çok isabetli atmışsın. Getirin. Şimdi biz de sana bulabildiğimiz en büyük simidi atacağız. İşte bu. Senin yaptığından daha büyük bir iyilik yaptım ve altta kalmadım Necmi. Nasıl yani? Altta kalmamak için mi iyilik yaptın bana? Hop, kardeşim ne yapıyorsun? Üçgen peynir atıyorum üstüne. Öyle kuru kuruya gitmez. O zaman ben de altta kalmamak için sana daha büyük bir iyilik yapacağım şimdi Remzi. Görürsün. Çocuklar, çocuk gibi savaşma zamanı. Oldu da bitti. Buci buci buci. Gelek karpuz çıktım. Buci buci buci. Çocuklar, tüm yolu yürüyerek geldik ama hiç yorulmadım. Sanki hiç yürümemiş gibiyim. Çünkü sen hiç yürümedin. Seni hep ben taşıdım. Ha? Olamaz. Daha büyük iyilik yapacağım sana. Dur, kaçma. İşte bakkal amca, ben de seni taşıdım. Tamam da niye? Verdiğim siparişleri taşırken yorulma diye. Bizde yaşlıya hürmet büyüktü. Öyle yapacağına direkt poşetleri taşısaydın ya. Bizi burada unuttular. Pişt pişt. Bak burada kim var? İlkokul arkadaşını yıllar sonra bulup getirdim. Nasıl ama? Bu benimkinden daha büyük bir iyilik değil bence. O kadar da samimi değildik Selma ile. Ya öyle deme Fuat. Çok yakın arkadaştık biz. Adın Fuat değil mi? Ama bu kadarla da yetinmedim. Babaanneni de buldum. Bu benim babaannem değil ki. Ben Fuat'ın babaannesiyim, memnun oldum. Of Necmi, bu böyle olmayacak. Altta kalmamak için döngüye girdik. Haklısın. Sonsuza kadar iyilik mi yapacağız birbirimize? Gel bırakalım şu işi. Benim daha iyi bir fikrim var. Gel benimle. Abi dur beni unuttun. Bu kimdi? Saç ikizini bulmuştum. Sana gerek kalmadı kardeş, kusura bakma. Dur gitme. Sen gidersen bir kişi kalırım. Ve saç ikizi değil saç birizi olurum. O da çok saçma olur. Mirket, bize öyle bir cihaz yap ki iyiliklerimize puan versin. Gün sonunda kim daha çok puan toplamış öğrenelim. O kazansın. Olmaz. Niye? Çünkü malzemelerimin üstünde duruyorsunuz. Ayrıca bu kim? Uzaylı arkadaşlarından birini mi getirdin yine? Yok. Mahalleden Necmi ben. Şu eşimi doğuma götürürken karşıdaki keçiye yol vermemek için köprüyü tıkayıp hastaneye gecikmemize sebep olan Necmi. Uzaylıyım ben. Dori. Alın, yaptım.
ceplerinize koyun. Gün sonunda getirin, açıp bakacağım. İçindeki çip kaç puanlık iyilik yaptığınızı gösterecek. Kimin iyiliği fazlaysa o altta kalmamış olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu arada Birket, senin çocuğun vardı. Ne oldu ona? Çizgi dizi zamanıyla gerçek zaman farklı işliyor Remzi. Doğduğundan beri ne kadar zaman geçti kimse bilmiyor. Belki şu an hala bebek, belki de nine oldu. Ama çok yakında öğreneceğiz. Çok yakında. Necmi bak, kapının önünü süpürüyorum. Nasıl iyilik ama? Madem öyle, ben de Peyami dedenizi süpürüyorum. Rafta bırakmışsınız, tozlanmış. Ben evindeki süpürgeyi süpürüyorum. Her şey senin için. Keşke beni de süpürecek süper küçük bir süpürge olsaydı. Diş fırçası iş görür mü? dur yapma, gıdıklanıyorum ya. Ben sana hediye aldım. Ben sana daha büyüğünü aldım. Ben sana araba... Araba mı aldın? Araba kokusu aldım diyecektim. Kokla kokla beni hatırla. Ben de sana komedi kokusu aldım. Canın sıkıldığında sıkarsan seni güldürüyor. Bir gün bir adam yolda yürüyormuş. Sonra demiş ki... Ben sana daha iyisini alacağım. Ben de. Aa, beni bıraktılar burada. Sorma abi. İlk çıkınca bir şaşırıyorlar ama sonra kimse umursamıyor. Ha? Ne oluyor burada? Evinize havuz yaptırdım Kadriye. Doya doya yüzersiniz. Yalnız doya doya kısmı pek olmamış. Hani sosisli sandviçler? Bu adamı da sen mi getirdin? Olmamış bu. Remzi nerede? Baba bunu görmesi lazım. İyilik eğitimi almaya gitti. Nereden? Baba bakkaldan mı? Ayol hayır tabii ki. Filmlerde olduğu gibi yüksek bir dağın tepesindeki bilgenin yanına gitti. Yoksa daha sisli misli olanlardan mı? Hem de ne sisli misli? İyi, söyleyin de dönüşte bana şöyle mis gibi peynirli pide alsın bari. İçim kıyıldı. Aha, acaba nereye gidiyorum? Bilge dede, öyle büyük iyilikler yapmalıyım ki herkes şaşırmalı. Anlat bana, sırrı ne bu işin? Eğer iyilik yapmak istiyorsan 9 lira 90 kuruşa Nasıl İyilik Yapılır kitabımı alıp okuyabilirsin. Ha? Nasıl yani? Sabah çiğ yumurta yiyip günde 100 kilometre koşmayacak mıyım yani? Yumurta çiğ güzel olmaz. İstersen 19 lira 90 kuruşa yemek tarifleri kitabımı... Of, tamam ver şunu. Sen tanıdığım birine benziyorsun ama çıkaramadım. Tanıdığım biri bunu yapabiliyor mu? Kafama konmasaydın iyiydi. Remzi'ye dünyanın en küçük kemanını aldım. Bu iyiliğimi hiç unutmayacak. Ben keman değilim, çelloyum. Görmüyorum. Olayın o zaten. Seni sevmedim. O yüzden kıç 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 sesler çıkaracağım. Kıç kıç. Duymuyorum ki. Neler oluyor? Merhaba Necmi. Ayakların rahat etsin diye yollarına pamuk döşedim. Ayrıca mahalleli de kalabalık yapmasın diye onları yukarı bir yerlere taşıdım. İlerlesene kardeşim. Ölüm kapalı, görmüyor musun? Herkes buraya geldi. Fırsatı değerlendirmek lazım. Trafiğe dondurma! Trafiğe dondurma! Bununla da kalmadım. Mahalledeki her dükkana sana özel sıra açtırdım. Artık hiç beklemeyeceksin. Herkes buraya! Adı Necmi olan kişiler buraya! Ama Necmi adı almış. Yani bizden farkı ne bunun? O kim bu buraya girsin? Necmi miymiş? Ne zamandır bekliyorum. Kim bu Necmi? Ben Keçi Necmi'yim. Bak suratıma. Verin şimdi bana o sıcak poğaçaları. Hemen vereyim Necmi Bey. Ha, bir dakika. Suratındaki fotoğraf mı senin? Yalan söylemişsin. Sen tost makinesiymişsin. Ha, gerçekten mi? Ben de niye tereyağı kokuyorum diyordum. Necati, ne yapıyorsun? İşte Necmi Özen sıra açtıran adam bu. Her şeyin suçlusu Remzi burada. Yakalayın. Ne? Demek öyle. Gel buraya. Yakalayalım şunu arkadaşlar. Durun. Sırayı bozup en öne geçmeye çalışıyor. İnanmayın ona. Hem önemli değil, süre bitmek üzere Necmi. Ben kazandım sayılır. Ama bir saniye, sırayı bozmadan lütfen. Sırayla.
kaybetmek üzereyim. Ama durumu hala geri çevirebilirim. Düşün Necmi, düşün. Durun, gelmeyin, durun. Remzi, sana hepsinden daha büyük son bir iyilik yapacağım. Tüm bunların sorumlusu benim. Bu adam hiçbir şey yapmadı. Hepsini ben ayarladım. Hurra! Gaza geldik bir kere. Düşünmeden oradan oraya koşuyoruz. Seni kurtardım Remzi. Bu iyiliğinden sonra pek bir şansım kalmadı ama yine de Mirket'e kontrol ettirmeye gidiyorum. Ekmek arası kaşar alabilir miyim? Ben tost yaparım. Çünkü ben tostum. İyi gün tostu. Yap, yum, yum, yap. Necmi, ne yapmışlar sana? Böyle daha iyi olmuşsun gerçi. Beni söküp geri taktılar ama yanlış taktılar. Evet, açıyorum. Tada! İkinizin de iyilik puanı 0. Ne? Necmi, şaşırıyor musun, seviniyor musun belli olmuyor. Dur bakayım. Boş boş bakıyor musun? Ben senin yerine şaşırırım. Aa! Cihazın bozuk çıktı Mirket. Bu sonuçlar yanlış. Yanlış falan değil. Sıfır gösteriyor çünkü her şeyi kazanmak için yaptınız. Birbirinizi düşünmeden bencil sebeplerle iyilik yaptığınız için yaptıklarınızın bir anlamı yok. Yani iyilikten sayılmıyorlar. Uzun dersleri sevmiyorum. İki kelimeyle özetlesene. Sucuklu omlet. İşte şimdi dersimi aldım. Necmi, hırsım yüzünden seni ne hale düşürdüm. Bundan sonra senden uzak duracağım. Senin için en iyisi bu sanırım. He? Birbirimizden uzaklaşınca birbirimize iyilik mi yapmış oluyoruz? Hurra! Ben daha fazla uzaklaşacağım. He? En çok ben uzaklaşacağım. Aksiyonlu atlayışlar da yapabiliyormuşum. Beni unutmayın. Affedersin, ben boru paça pantolon istemiştim ama siz bana borulu paça pantolon vermişsiniz. Ben de bu borunun eksik parçası nerede diyordum. Hemen düzelteyim efendim. Hep merak etmişimdir. Terzi dükkanındaki merdivenler nereye çıkıyor? Hiçbir yere çıkmıyor. Biz böyle spor olsun diye merdivene çıkıp inmeyi seviyoruz. Üst katta bir şey yok aslında. Baba! Ne oldu? Üst katta ne var? Üst katta hahü mü var? İmdat! Gözlerinizi kapatın lütfen. Olacakları görmek istemezsiniz. Üç gözüm ama iki elim var. Biriniz el atar mısınız? Ay. Görüyorum olanları. O ne? Terzi balon gibi şişiyor. Açık kalan gözüme inanamıyorum. Ay! Terzi şişti! Kocaman oldu. Ne oluyor böyle? İnanamıyorum. Dükkanı kaza. Neler oluyor? Hadi herkes neyden kaçıyorsa gidip bakalım. Çünkü biz dersimizi almayan macera perestleriz. Oley! Ya Küçük Fahri, ne oluyor burada? Terzi beni görünce korkup şişti. Birinin onu sakinleştirmesi lazım. Böceklerden korkarım. Sakin ol. Derin nefes alıp ver. Yok, vazgeçtim, dur. Ben korkunca sakinleşmek için içimden kebap türlerini sayarım. Bak böyle. Necati abi, içinden saydığın için duymuyoruz. Doğru. Bak mesela, Adana kebap var, cağ kebabı var, sonra... Orman kebabı var. Aferin, hızlı öğreniyorsun. Acaba kestane kebap sayılır mı? Sayılmaz mı abi, hem de nasıl kebap? Bence bundan sonra kestane kebap değil, kestane bir salata. Kestane salata yiyelim. Hepinizden özür dilerim. Benim adım Balon Balığı Pıdık. Ama siz bana kısaca Pıdık diyebilirsiniz. Benim adım da Necati. Ama sen kısaca ne diyebilirsin. Ne? Efendim? Pıdık abla, neden korkunca şişiyorsun? Tebrik ederim. Bu soruyu soran birinci kişi oldunuz. Yaşasın! Ne kazandık? Dümdüz cevap vermek yerine bir sunum şovuyla olanları anlatacağım. Oley! Kendimi yeniden okulda gibi hissedeceğim. Pişt!
Şakir, kopya versene. Kopya çekmek kötüdür. İlk dersimizi de aldık. Sabah sabah iyi geldin. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde uzaklarda bir krallık vardı. Bu krallığın Yılmaz adında kötü bir sihirbazı vardı. Kendisine bir kıyafet dikmemi istedi ve diktim. Önce beğenmişti. Ancak krallık sakinleri aynı fikirde değildi. Kötü sihirbaz Yılmaz bu kıyafet yüzünden rezil oldu. Arkadaşlar onu oyun günlerine çağırmaz oldu. Bakkal amca ona peynir satmadı. Annesi çorbayı ısıtmadan verdi. Güneş o hariç herkesi aydınlattı. Yılmaz da bana çok sinirlenip kötü bir sihir yaptı. Ama o an muhteşem kahraman Necati gelip bıdığı Yılmaz'dan kurtardı. Hayır, hikayede Necati yoktu. Hayır, hayır, vardı. Hayır, yoktu. Ben bu masaldaki mercimek çorbasıyım. Olaya şahidim, Necati vardı. Yapılan sihir yüzünden o zamandan beri korkunca şişip balon gibi oluyorum. Peki sevinince bülü bülü deyip amaçsızca koşuyor musun? Biz sana yardım ederiz Bıdık abla. Hadi gidip şu kötü sihirbazla konuşalım. Gerçekten yapar mısınız? Benim için. Bülü 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 bülü. Sanırım ruh ikizimi buldum. O ikinci bülüğü çok güzel söyledi. Aa, Bıdık değil mi bu? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Rüzgarla gelebiliyor muyduk? Bilsem minibüse para vermezdim. Yeni arkadaşlarımla kötü sihirbaz Yılmaz'a gidiyoruz. O senelerdir kulenin tepesindeki dairesinden çıkmıyor. Yalnız dikkatli olun. Yılmaz agresif ve kabadır. Üf, kokmuştur o oda şimdi. Bir camam açın biz girmeden. Ayrıca bu nasıl masal kulesi? Gökdeler resmen. Masal krallığıyız diye gelişemeyeceğiz mi canım? Bakın, hatta televizyon icat edilince kral tüm gün çizgi film izlediği için şaklaban işsiz kaldı. Boş boş durma, toprağa eklediler, kendime ektim. Az kaldı meyve vereceğim. Gelin buraya, güldüreceğim sizi. Merdiven çıksak olmaz mı? Ben üç kat sonrasını çıkamıyorum. Sonra çekici çağırmak zorunda kalıyoruz. Asansörlerden korkuyorum. Korkmadığın bir şey var mı senin? Korkmaktan da korkuyorum. Bıdık abla dur, telaş yapma. Şişeceksin. Yap yap, güzel ritim oldu. Dım 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 dım. Bacağım kaldı. Çek çek çek. Çıkamıyorum. Kötü bir haberim var Bıdık. Bundan sonra asansörde sıkışık halde yaşayacaksın. Adın da sıkışıdık olabilir. Sıkışık Bıdık kelimelerinin sıkıştırılmış hali. Sesinde anlamadığım bir şey var ve sakinleşmemi sağlıyor. Teşekkür ederim Necati. Nasıl gireceğiz sihirbazın odasına? Benim bir fikrim var. Meyve salatası olma fikri pek iyi değil gibi. Sen armut olmayı sindiremedin bence. Gel değişelim. Sen çilek ol. İşte geldik. Kim o? Kötü sihirbaz sen misin? Evet. Sana bıdığı getirdim. Hı? Gidin buradan. Bu terzi yüzünden arkadaşlarım benimle konuşmuyor. Madem sevmedin, neden aynı kıyafeti giyiyorsun? Çünkü annemin pazardan aldığı kıyafetler çok büyük geliyor. Hadi geri dönelim. İşe yaramadı. Durun bir dakika. Biz öyle kolay kolay pes edecek kişiler miyiz? Evet. Hayır. Gidip arkadaşlarıyla konuşalım. Giydiği bir kıyafet yüzünden onu dışlayamazlar. Çok haklısın Şakir. Bunu gidip şehir itfaiyesine de söyler misin? Necati, seni kıyafetin yüzünden itfaiyeden dışlamadılar. İtfaiye hortumunu ısırdın. O da makarnaya benzemeseymiş canım. İki bir geldi. Bir, iki, üç. Bir kart çek. Kral yolunda muhafızlar seni yakaladı. Üç el bekle. Ne yapıyorsunuz? Sadece oyun oynuyordum. Merhaba. Siz kötü sihirbaz Yılmaz'ın arkadaşları mısınız? Bir zamanlar öyleydik. Komik kıyafet giyiyor diye niye oyuna çağırmıyorsunuz çocuğu? Bak şimdi kulağınızı çekerim ha. Benim kulağım yok, çekemezsin. Ben fokum. Mecaz yaptım. Kızarım anlamında. Ne dedin? Duyamıyorum. Kulağım yok ya. Kıyafetle bir alakası yok ki. Size öyle mi dedi? İyi de niye çağırmıyorsunuz o zaman? Sürekli gıcık gıcık sihirler yapıyor. Ayrıca çok kaba davranıyor bize. O yüzden çağırmıyoruz. Görelim bakalım sihirbaz anınızı. Bugün de iyi film izledik ha. Selam kankalar. Evime hoş geldin Yılmaz. Şöyle geçebilirsin. Öf, çok pis burası. Aynı ahır gibi. Dur temizleyeyim azıcık. Burası zaten bir ahır Yılmaz. Kabalaşma lütfen. Temizliko Sihiro. Skanks.
Sihir efektini ağzında mı yaptın sen? Abi bu çok pismiş. Banyoya mı götüreyim, çöpe mi atayım? Aslında biz Yılmaz'ı seviyoruz ama yapacak bir şey yok. Zaten kıyafetinden utandığı için senelerdir odasından çıkmıyor. Biz her şeyi halledeceğiz. Değil mi Bıdık abla? Bıdık abla? Kaç geldi. 2-1 geldi. Kral yolunda muhafızlar seni yakalamış. Yine mi ben? Yılmaz, aç kapıyı Yılmaz. Kaç yıllık kötü sihirbazım, düştüğüm hale bak. Kötü sihirbaz Yılmaz diyeceksiniz. Olayın kıyafetinle hiçbir alakası yokmuş. Sorun senin kaba olmanmış. Kaba değilim. Madem öyle, sana öyle bir kıyafet dikeceğiz ki eski şanını geri kazanacaksın. Öyle mi? Ama Bıdık ablayı da affedeceksin. Bir de kazanda hepimize mantı yapacaksın. Tamam. Hayır. Çok geç. Yoğurtlu sarımsak gücü. Pekala Bıdık. Göster hünerlerini. Şöyle İspanyol paça. Biraz da kelle paça. Biraz da vatka. Azıcık da şapka. Ve iki kundura. Bol bol pudra. Şimdi de yoğurma aşaması. Kıyafet eskisinden de kötü oldu. Ne yapacağız şimdi? Krallıktaki tüm aynaları saklayalım. O zaman fark etmez. İyi de anlamayacak mı? Necati kafasını karıştırdı. Anlayacağını sanmıyorum. Benim adım Sötü Kihirbaz Mıylaz. Hadi gel, dışarı çıkıyoruz. Evcil hayvanım da gelsin, bir dakika. Püsürge gel oğlum. Hemen Mıylaz abi. Koşun koşun, tüm aynaları saklayın. Ayna ayna, söyle bana, var mı benden komiği bu dünyada? Oho, bir sürü var. Bunu direkt atın, gerek yok. Ben size güzelliği getireceğim. Sihirbaz Yılmaz'ın kıyafetine sakın gülmeyin, tamam mı? Merhaba. Yoksa bana mı gülüyorlar? Yok yok, senin ihtişamına gülüyorlar. Aa, güzel. O zaman ihtişam sihri. Şkanks. Aa, eşekli beygir oldum. Bambaşka bir hayat beni bekliyor. Sanki bana ördek oldu. Şu malları bir teslim edelim de ne yapacaksan yaparsın. Of. Tamam. Anlaşma anlaşmadır. Şimdi Bıdık'a yaptığı sihri düzeltmenin zamanı geldi. Hı? Ben sihir falan yapmadım ki Bıdık'a. Nasıl yani? Ben korkunca balon gibi şişiyorum. Çünkü sen bir balon balığısın. Aa, küçükken de demişlerdi. Doğru. Anne bak, kral çıplak. Pişt, yanlış masal. Aa, affedersin. Anne bak, sihirbazın kıyafeti çok komik. Ne? Komik mi? Çabuk bir ayna bulun bana. Bu kıyafet ne? Beni kandırdınız. Muhafızlar. Efendim. Yakalayın. Biz senden emir almıyoruz ki. Zarla üç atman lazım. Of. Ne? 4 geldi. Bir kese altın. İşe yaramaz. Ne? 6 geldi. Uçan tavuk. Bu da değil. Kaçın, çabuk kaçın. İşte 3. Yakalayın. Yakalayacaklar bizi. Bıdık abla sakin ol. Balona dönüşmenin sırası değil şimdi. Ne zaman balona dönüşmenin sırası ki? Belki doğum günlerinde. Ya da Kapadokya'da balonla uçmak istersen. Tamam tamam anladık. Köşeye sıkıştık, ne yapacağız? Benim bir planım var. Bıdık ablayı daha çok korkutmalıyız. Bana güvenin ve korkutucu şeyler söyleyin. Böcekler. Yükseklik korkusu. Tezgahta unutulan patlıcan yemeği. Hızlı zıplayan örümcekler. Yırtılmak üzere olan para. Güle güle. Yüksekten de korkuyorum. Gelin buraya. Sizin yüzünüzden ikinci kez rezil oldum. Şu kıyafete bak. Yılmaz, kıyafetinle alakası yok. Sana yardımcı olmaya çalışan milleti bile kovalıyorsun. Gerçekten kıyafetimle alakası yok mu? Evet. Nazik olacağına söz verirsen seni oyuna çağıracağız. Özür dilerim. Söz nazik olacağım. Bir de kazanınca sihir değil kazan dibi yapacaksın. Anlaştık. Ya kazan dibi diyorlar. Ben de oraya gitmek istiyorum. Necati konuşunca sakinleşiyorum. Düzelmem için sihre gerek yokmuş. Necati konuşmaya devam etse yeter.
Necati sakın konuşma. Alçalıyoruz. İçinden kebapları mı sayıyorsun yine? Dayanamayacağım, dışımdan sayacağım. Urfa kebabı, timsah kebabı... Ya, timsah kebabı! Timsahlar! Bakın bakın, kelebek stili yüzeceğim şimdi. Klop 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 klop. Necati abi, sen yüzmüyorsun ki. Hayatta kalmaya çalışıyorsun. İşte kelebekler yüzemez ya, ondan böyle yapıyorum. 3 günlük ömrümde böyle aşağılanmamıştım. Ha? Baba, sen niye sabit duruyorsun orada? Bir şeyler yapsana. Kumdan kale yapıyorum ayaklarımla. Bir tek kapısı kaldı ama beceremedim. Beyefendi pardon, denizimizde duba olarak işe başlamak ister misiniz? Ha? Durduğum yerde para kazanacağım. Anlaştık. Hı? Eyvah! Köpek balığı geliyor. Çabuk denizden çıkın. İmdat! Çabuk denizden çıkın. Köpek geliyor. Görev yerimi terk edemem. Bir dubayım ben. Duba! Gidin, gidin. Yine yüzemedik. Bir kere de şu köpek balığı gelmesin. Bir kere de gelmesin. Bakın bakın, şu tipe bakın. Yine tüm keyfimizi kaçırdı. Kardeşim gelmesene, istemiyoruz seni. Ben de yüzmek istiyorum. Köpüş balığı. Bu köpek balığı saldırmıyor. Müziği yok çünkü Remzi. Bak dur yapıyorum şimdi. Dırım 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 dırım. Of! Hepsi yıllar önce bir öğretmenin çektiği film yüzünden oldu. Beni çok kötü biri gibi gösterdi. Yıllar önce beni de bir yönetmen çok kötü biriymişim gibi göstermişti. Sonra anladım ki o adam ben değilmişim. Söylesene sen de iyi biriyim ben diye. Kimse yanıma yaklaşmıyor ki söyleyeyim. Adım Cavit mesela. Ama herkes bana ya kaçın diye sesleniyor. Bakın şöyle. Ya kaçın. Cavit abi, o zaman sana şöyle güzel bir reklam çalışması yapmalıyız. Oo, yanına da güzel bir cacık çalışırız. Hayır Necati abi. Cavit abinin iyi yanlarını ortaya çıkarıp halkın sempatisini kazanmasını sağlayacağız. Bunu yapar mısınız gerçekten? Yaşasın. Oo, köpek balığı arkadaş bulmuş kendine. Dikkat edin de kuyunuzu kazmasın. Çok can sıkıyorsun. Bundan sonra senin adın can kurtaran değil, can sıkıcı adam. Arkadaşım bırakır mısın megafonu? İki alarm çalmadan bırakmam. Nani 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 çıv 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 çıv. Vıt 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 bip 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 bip. İlk adım ilişki ağı. Ne kadar çok kişiyle tanışırsan o kadar iyi. Hazır başla. Merhaba, 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 merhaba. Bakalım durum ne? Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Affedersiniz. Şu köpek balığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Adını bile bilmem. Bundan sonra merhaba, merhaba. Ha? Cavit abi, akşama kadar herkesle tanıştın ama adını söylemedin mi? Adımı unuttum. Çünkü çok heyecanlandım. Ben de heyecanlanınca hangi hayvan olduğumu unutuyorum. Hadi abi, ses hazırlayın. Işık kaçmasın. Işık nerede? Korcan nerede? Korcan nerede? Ses tamam mı? Korcan nerede? Tamam, korcan nerede? Işık kaçmasın. Makyaj tamam mı? İmajını düzeltmemiz için önce ünlülerle fotoğrafının olması gerek. Evet, mesela benle. Necati, sen ünlü değilsin. Ünlü değilsem gazetede niye fotoğrafım var? Sizin apartmanı su basmıştı. O yüzden haber yapmışlardı. O yüzden mi içtiklerim ıslaktı hep o gün? İşte orada. Aksiyon yıldızı Korcan Demir. İyi de nasıl ikna edeceğiz fotoğraf için? Sipariş elemanı gibi davranalım. Korcan Bey, siparişinizi getirdik. Ben lahmacun, bu da künefe. Künefe taklidini geliştirmen lazım Şakir. Aferin Necati abi. Şimdi mecburen makyaj yapıp Korcan'a benzetmemiz lazım. O iş kolay. Cavit'i değil, beni. Of, çekin şu fotoğrafı da gidin hadi. Sıradaki hamle seni internet fenomeni yapmak. Hemen bir hesap açalım. Kullanıcı adın ne olsun? Köpek balığı Cavit. Yok yok, öyle olmaz. Daha akılda kalıcı bir isim lazım. Mesela Hav Hav Cavit gibi. Hiçbiriniz internet dilinden anlamıyorsunuz. Sanki sen çok anlıyorsun Necati abi. Ben de anlamıyorum ama kediler anlıyor. İnternet kedileri çok sever. Necati ne yapıyorsun? O kedi mi fenomen yapacak Cavit'i? Şşt!
Sadece iddiayı. Necati abi. Ha? Cavit abinin takipçi sayısı artıyor. Ama Cavit abi fenomen oldu. Ücret 3000 liraymış Remzi. Senin kredi kartını veriyorum, haberin olsun. Benimki kendisini çok iyi hissetmiyormuş son günlerde. Bakalım işe yaradı mı reklamcılık hamlelerimiz? Ha? Köpek balığı alarmı! Ah, işe yaramamış. Koşun! Koşun! Acele edin hadi! Bir imza alabilir miyim? Remzi, çok teşekkür ederim size. Başardınız. Yaşasın! Artık rahatça denize girebiliriz. Görevimizi yaptığımıza göre hadi gidelim. Ha? Necati hadi sene. Can sıkıcı adamlar, can sıkma yarışması yapıyoruz. Hemenene. Yürü Necati. Neyse ki eve uğrayıp bunları aldık. Böyle daha eğlenceli oluyor. Ha? Durun. Şuna bakın. Remzi, Şakir, ördeğe dönmüşsünüz. Necati abi, ne diyorsun? Ben de ördek olmuşum. Bundan sonra benim adım Ördek Necati olsun. Necati, saçmalamayı bırak da Cavit'i dinle. Artık ünlü olduğuma göre hepiniz bana hizmet edeceksiniz. Fotoğraf isteyen bana hediye vermek zorunda. Ne olur bir imza versen. Biz de paylaşım atsam hesabın mı kilitlenir? İki beğeni yolla bari. Sen gizli fotoğraf çeken. Turist. Ha? Turist tabii. Çabuk ver o kamerayı. Ho. Ay kışt. Ama sadece imza istemiştim. Ha? Gördünüz mü? Evet. Köpek balıkları da birini kovalarken hav hav diyormuş. O zaman Japon balıkları niye Japonca konuşmuyor? Hayır Necati. Yönetmen haklıymış köpek balığını kötü göstermekte. Cavit kötü biri çıktı. Hatamızı düzeltmemiz lazım. Bize yardım edebilecek tek kişi var. Yönetmen. Baklava ustası Niyazi. Evet, ben de yönetmen diyecektim. Vay, yönetmenlikte de iyi para varmış. Keşke orada kalsaydım. İşte şu derme çatma kulübede yaşıyorum ben. Aa, çok heveslenmiştik. Gelin. Hemen de inandınız. Duygularımı karıştırma yönetmen. Harika bağırdın. Bir de Lüberdeş Denderast der misin? Lüberdeş Denderast. Oyunculuğu düşün derim. İşte böyle. Bir devam filmi çekip köpek balığını tekrar kötü göstermemiz gerek. O zaman bu sefer belgesel gibi çekelim. Onu kötülük yaparken yakalayalım. Mesela böyle. Ben de ne zaman fark edeceksiniz diye bekliyordum. Kayıt zamanı. Ben çıkamıyorum buradan. Alo Remzi. Kardeşim sen ne bakıyorsun öyle dik? Hanım bu sene avokadolar hep hormonlu. Şuna bak. Sensin hormonlu. Benden güzel avokado bulamazsın. Hem hormonlu hem konuşuyor. Seni market yönetimine şikayet edeceğim. Ben de seni öğretmenime söyleyeceğim. Necati sakin ol da göreve odaklan. Anlamıyorum, sabahtan beri takip ediyoruz. Tek bir kötü davranışı olmadı. Köpek balıklarının içgüdüleri çok gelişmiştir. Muhtemelen birinin gözetlediğini hissetti. Yönetmen sen kameranı açık tut ve izle. Şakir sen de tost makinesini açık tut. Her an acıkabilirim. Köpek balığı mamalarında %500 indirim. Hayır, ne olamaz. Şu meşhur köpek balığı arabasını üstüme sürdü. Pardon Necati Bey, çekilir misiniz? Şimdi de ters yöne girdi. Kasalara doğru gidiyor. Kesin paraları alacak. Of, buradan bir şey çıkmaz. Buradan çıkar ama. Şu karpuza bak, sulu. Ben karpuz değilim. Konuşan karpuz. Tam mevsimi. Belki bu işe yarar. Herkes hazır mı? Lay. Paramı düşürdüm. Hiç de haberim olmadı. Lay. İşte parayı iade etmezse kötü bir hareketini yakaladık demektir. Şimdi halk gerçek yüzünü görsün. Pardon beyefendi, paranız düştü. Ney? Evet, benim param. Beyefendi, yine düştü. Bak sen şu işe. Arkadaşım, al şu parayı git artık. Olmaz, sizin paranız. Al artık, al. Alsana. Kardeşim, bıraksana, bırak. İmdat, polis. Ne oluyor? Paranı mı alıyor yoksa? Hayır, zorla para vermeye çalışıyor.
Bu hiç olmadı. Karpuzcuğum. Ya git sen de başımdan. İşte geliyor. Çöpünü sokağa attı mı tamamdır. Foyası ortaya çıkacak. Bu filmi yayınlarsam daha da çok sevecekler. Böyle olmaz. Böyle olmaz tabii. Beni plastiğe attı. Ben plastik miyim? Kartonum ben, karton. Cartoon Network. Köpek balığı Cavit, özür dileriz. Seni kötü göstermek için tuzak kuruyorduk. Ama tek bir yanlışını bulamadık. Hata etmişiz. O parasını düşüren adam bendim. Nasıl? Şaşırdın değil mi? Çok iyi rol yaparım. Öyle kuru kuruya özür olmaz gençler. Ben artık ünlü biriyim. Ünlü birinden daha güzel özür dilemeniz gerek. Ha? Nasıl yani? Bülü bülü deyip etrafımda dönün önce. Benim bülüye alerjim var. Ben tüpü tüpü desem olmaz mı? Şşt, Necati. Tamam tamam, sadece bir fikirdi. Bülü 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 bülü. Şimdi sen koş bana şalgam bul. Acılı şalgammış, yandım. Sen tepene bindirip gezdir. Sen hediyeler al. Sen özür isimli bir şarkı bestele. Sen de ünsüzüm diye her yerde bağır. 5 saat sonra. Çok yoruldum. Yetmez mi artık? Yetmez. Ben herkesten üstünüm. Benim adım Hav Hav. Kestik. Her şeyi görüntüye aldım. Sana dememiştim Hav Hav Cavit. Şimdi yandın Cavit. Ama bu o yönetmen. Evet, senin gerçek yüzünü göstermek için bize yardım etti. Aslında ikinci malikanemi almak için yardım ettim ama o da olur. Dur. Kamerayı kapatma. Seni yenilmiş ilan ediyorum. Yönetmen, çek profil fotosu yapacağım. Şövalye Necati 2 sinemalarda. Kötü köpek balığı Cavit 4, bir köpek balığı 3 şapşal. Başlarına ne geleceğini bilmiyorlar. Unutulmaz serinin devam filmi Köpek Balığı Cavit'in Gerçek Yüzü sinemalarda. Neyse ki her şey normale döndü. Köpek balığı alarmı. Köpek balığı alarmı. Tamam, anladık. Kötü biriyim. Özür dilerim. Köpek balığı alarmı! Anne, otobüsü kaçıracağız. Koş hadi. Ben ne yapıyor gebeyim? Ha? 3 kelime. Yerli. Valizle kürekleme yarışı. Ha! Olamaz. Basket kampımın otobüsüne yetişemedim. Ne olur yardım edin. Başka otobüs var mı Ankara'ya giden? Burada 3 tane otobüs var. Yalnız içlerinden birinde şoför var. Acaba hangisinde? Şunda mı? Yanlış cevap. Şoför şu otobüsteydi. Dalga mı geçiyorsunuz? Tüm sınıf arkadaşlarım gidiyor o kampa. Bir tek ben kaldım. Tamam, ne yapabileceğime bir bakayım. Oo, neler yapabiliyormuşum. Bakın, burada orta sahadan 3 sayılık basket atabiliyorum. Kardeşim, işini yapman için illa sinirlenmem mi gerekiyor? Tamam, ben başka bir otobüs bakayım. Siz de şöyle oturup bekleyin. Otobüsü kaçırdığıma inanamıyorum. Bunun suçlusu her kimse, vermesi gereken cevaplar var. Suçlu Remzi. Ha? Nasıl yani? Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde sarı bıyıklı bir aslan yaşarmış. Anne, öyle anı geçişi mi olur? Tamam. Bundan kısa bir zaman önceydi. Otogara gidiyorduk. Uzaklarda sapsarı bir nesne gördüm. Güneş mi? Hayır ayol, babandı o. Bu iş görür. Ben bir dondurma kamyonu şoförüyüm. Ayrıca gözlerim ışığa karşı çok hassastır. Ama parlakmış bu vazoda. Neyse, fazla parlaklık göz çıkarmaz. Görüntüleri burada durdurmak zorundayız. Çünkü dondurmaların başına gelenler herkes için çok üzücü. Küçük dondurmalar bu görüntülerden etkilenebilir. İleri atlayalım.
Karışık oldu kardeşim. İlerlesene. Seni mi bekleyeceğim? İşimiz var kardeşim. İlerlesene. Dondurmalarım. İşte bu yüzden trafik oluştu ve geç kaldık. Şunu dondurma temizleyici geldi. Son kısım biraz uydurma sanki. Belediyede işe girdim. Hem geziyorum hem çalışıyorum. Lömpence'de gezdir çalış bört deniyor. Size bir iyi bir de kötü haberim var. Önce iyi haber. Babam bana söz verdiği skuter'ı almış. Kötü haber ne peki? Size hala otobüs ayarlayamadım. Hadi görüşürüz. Of, demek ki bu işin suçlusu babam. Baban niye vazo aldı onu anlamadım zaten. Bir dakika, ben biliyorum. Biz babamla salonda otururken Necati abim bir anda içeri dalmıştı. Cumburlu! Dalmak derken öyle değil. Şşt, yeni bir oyun icat ettim Remzi. Hemen oynamalıyız. Necati, senin saçma oyunlarını oynamamaya söz verdim. Geçen günü hatırlamıyor musun? 2-3 Ben kazandım. Bu sayılmaz. Çok hızlı saydın. Tamam, tekrar. 1-2-3 Yine ben kazandım. Bu elde topa değen yanıyordu. Öyle saçma şey mi olur? Ben buldum bu oyunu. İtiraz yok. Al sana mor kart. Cezalısın. Herkese köfte ekmek ısmarlayacaksın. Hayır. Bu sefer çok mantıklı. Bak şimdi. Koltukta en yükseğe zıplamaca. Sonra takla atıp etrafta koşturmaca. Sonra Şakir'i alıp havaya atıp tutmaca. En fazla Şakir sektiren kazanır. Dur Necati abi. Olmaz Necati. Etrafta bir sürü kırılacak eşya var. Otur oturduğun yerde. Eşyalar kırılacak diye Necati'yi kırıyorsunuz. Haberiniz yok. Necati, ben sana oyun oynanmayacak demedim mi? Oynamadım ki. Gözlerinle oynuyordun, gördüm. Al işte, Kadriye çok kızacak. Hemen yeni bir vazo almam lazım. Geçen gün ısmarladığın köfte ekmek. Yardım edin. Gözleriyle yiyor beni. Gorç. Yani suçlu Necati miymiş? Kardeşim işine baksana sen. Tam da size Ankara'ya giden bir otobüse yer buldum demeye gelmiştim. Ama yerinizi turşu bidonlarına sattım. Şansınıza küsün. Oo, bagajda gide gide içim şişiyordu. İyi oldu koltuk satın aldığımız. Yine ortalığı karıştıran Necati abimmiş demek. İyi de niye durduk yere oyunu icat ettik ki? Aa, ben biliyorum. Geçmiş zamanı hatırlama efekti. Pika! Canan odasında yine bir şeyler icat ediyordu. Kızım kimse söylemedi mi? Terli terli icat edilmez. Dur sileyim. Anne istemiyorum havlu falan. Bitirmek üzereyim. Dur Canan. Kafana elma atayım da daha iyi icat et. Yer çekimini böyle icat etmişler. İnanabiliyor musun? Necati abi yer çekimi icat edilmedi. Keşfedildi. Hem sen ne anlarsın zaten icatlardan? Öyle mi? Ben de hemen bir şey icat edebilirim. Al. Kendi kendine kapanmayan yoğurt kabı icat ettim. Öyle icat olmaz. Ampulü icat ettim. Çoktan icat edildi. Ama bu özel ampul. Yanar dönerli. Disko, 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 disko. Sayılmaz. Uçamayan balon icat ettim. Uçuyor bu. Abi tutamıyorum kendimi. Çok özür dilerim. Göreceksin. Hemen gidip bir şey icat edeceğim sana. İşte vazonun kırılmasına sebep olan oyunu bu yüzden icat etti. Ama önce kapıyı icat etmem lazım. Dolapmış burası ve çok karanlıktı, korktum. Bence suçlu, hala Remzi. Ayol size ne oluyor? Dinlemesenize konuşmamızı. Otobüsümüzü beklerken çok sıkıldık. Evet, Ankara'ya giden bir otobüs buldum. Nerede, hani? Otogarın diğer ucunda. Bir de 2 dakika sonra kalkıyor, acele etseniz iyi olur. Daha hızlı bir yol biliyorum. Anne, 3 saat yönünde engel var. Ha? Saat 3 yönü olmasın? Hayır, 3 saat yönü. Üzgünüm, yetişemediniz.
İçeriden kestirme yol vardı. Sorsaydınız keşke. Anne, boş ver bu yan karakteri. Asıl suçlu Canan'mış. Ona öfkelenelim. Nasıl öfkeleniliyor? Paylaşıyorum öfkemi. Hazır mısın? Canan yüzünden basket kampıma gidemeyeceğim. Yeterince icadı yok sanki. Ne icat ediyorsa artık. Ses geçirmeyen kulaklık. Ses geçirmeyen kulaklık mı? Oo, bir şeyler hatırlıyor galiba. Gözlerini kıstı. Dur, şimdi kesin geçiş olacak. Baba, sen ne horluyorsun? Bakayım. Yok, bu benim horlamam değil. Şakir, senin yüzünden uyuyamıyorum. Horlamayı bırakır mısın? Horlama öyle istenilince kesilen bir şey değil bir kere. İyi de uyumuyorsun ki, niye horluyorsun? Horlama sesim yüzünden uyuyamıyorum ben de. Rahatsız mı oldun yoksa? Of. Nasıl yani? Suçlu ben miymişim? Ama... Herkesi de boş yere suçladın. Anne, teselli edersin sanmıştım. Ama sen de çok horluyorsun. Neler oluyor? Ne yani? Bu kadar saçma olayı gerçek mi sanmıştın Şakir? Olamaz! Yine mi uzaylılar tarafından kaçırıldım? Hayır, sen beni kaçırıp rüyana hapsettin asıl. Rüya mı? Usta, gel burada dön, orada tek kaldın. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Uyan, uyan, uyan! Oğlum uyansana artık. Saat kaç oldu? Oo, çok olmuş. Hepsi rüyaymış. Geç kalmamışım. Hadi basket kampına. Kışt, kışt. Gerçek değilsin sen. Abla, ayıp oluyor ama. El kol yapma. Ne yapıyorsun? Bu sefer geç kalmayacağım. Okul projemdi bu Şakir. Ayıl artık şu topla. Patlatacağım bak topunu ha. Komşu komşunun topuna muhtaçtır. Lütfen ama. Sen de mi Şakir'üz? Komşu komşu, bekle beni, evcilik oynayacağız. Sen pişireceksin, ben yiyeceğim. İmdat! Düdüt! Dondurma kamyonuyum ben. Düdüt! Dondurma kamyonuyum ben. Çok mu para harcadım acaba? Öyleyse evren bir işaret versin bana da gidip iade edeyim. Hadi. Böyle işaret olmaz olsun. Devrileceğim varmış benim de. Ne yapalım artık? Hayır, bu bana engel olamayacak. Bir fikrim var. Oho! Bu gençlik nereye gidiyor? Otogara doğru sanırım. Beni de bıraksın bari. Yetiştim, yetiştim. Ama portakallı kekik kaçırdın. Hepsini ben yedim. C vitamini dedeler de çok önemli çünkü. Alo? Oğlum nereye gidiyorsun? Otobüsüne daha 2 saat var. Yanlış otobüs mü bu? Nereye gidiyorum ben? Ankara'dan gelen turşu bidonu otobüsü bu. Şimdi de Turşistan'a gidiyoruz. İmdat! Ben çok uzun süre daha buradayım. Söyle kebapçıma siparişimi buraya getirsin. Abi adres ver, restoran ismi ver. 1000 tane kebapçı var bu şehirde. Ben nereden bileyim hangisi senin kebapçın? En güzel lahmacun kokan kebap salonu. Hadi uç özgürlüğüne, uç! Düştüm buraya, oy oy. Daha gezecektim, koy koy. Çıkarın beni buradan. Ömrümün geri kalanını bu sesi duyarak geçirmek istemiyorum. Kadriye kızdı oy oy. Kaçacak yerim de yok loy loy. Madem bol bol zamanımız var, en iyisi buraya nasıl geldik onu hatırlayalım. Hatırla.
olanları hatırla. Sonra da bana olan simit ayran borcunu hatırla. Cik cik cik. Deminden 6 saat önce cik 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 cik. Sıfırdan yaptığım gözlemimin bitmek üzere. Şu koli bandını da bulursam teleskopum dans etmeyi bırakıp sabitlenecek. Olamaz. Gözlem evim. Gözlemelerim mi? Hani nerede? Neler olmuş burada? Sen yaptın. Sen yıktın gözlem evimi. Ben şimdi geldim buraya. Sen yaptın kesin. Yalan söyleme, suçlusun. Oo, gerginlik büyüyor. Necati mısırını yiyor. Şakir gözlem evimi yıktı. Saatlerce uğraşmıştım. Kanıtın yok bir kere. Nereden biliyorsun benim yıktığımı? Senin suratında yeni gözlem evi yıkmış gibi bir ifade var. Senin suratında da içeceği unutmuş servis elemanı gibi bir ifade var. Yeter! Siz kardeşsiniz. Sorunlarınızı itişip kakışarak çözemezsiniz. Evet, sorunlarınızı şarkı yarışması yaparak çözebilirsiniz. Hayır Necati, şarkı markı yok. Şarkı neyse de markı çok üzücü oldu. Mahkeme kuracağız. Orada göreceğiz kim suçlu, kim suçsuz. Rica ediyorum, bu sefer şehir tiyatrosunun sahnesini kullanalım mahkeme kurmak için. Geçen seferki gibi olmasın. Oo, hatıranın da hatırası. Bayılırım. Necati çöp çıkarmadığı için açılan davada mahkeme kokudan bayılma kararı verdi. Görüşürüz. Canan'ın gözlem evinin yıkılması davasına hoş geldiniz. Ben Hakim Peyami, savcımız Kadriye, sanık Şakir, kalede Fuat, sahanda Yumurta, çayda Çıra. Necati de söylenenleri yazıya döken katip sanırım. Yok, arkadaşımla yazışıyorum. Mahkemedeyim, seni sonra ararım. Evet Şakir, söyle bakalım suçlu musun? Yalnız dikkat et, annenim ben senin. Gözlerinden anlarım. Benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım. O zaman buna ne diyeceksin? Gözlem evi yıkıntısının içinde bir bisiklet ve bisiklette de parmak izi buldum. Şakir, doğruları söylemek için son şansın. Mahkemede olduğunu unutma. Necati sen de. Siz devam edin. Ben kanıtları inceliyorum. Tamam tamam. Her şeyi anlatacağım. Bahçede bisiklet sürüyordum. Sonra bir anda frenler tutmadı. Canan'dan korktuğum için hemen kaçtım. Yalan söylediğim için pişmanım ama frenin tutmaması benim suçum değildi. O sırada bahçede başka kim vardı? Babam ve Necati abi. Sırtımdan in Necati. Sırtlan hayvan oldum. Eyvah! Oklar bize yöneldi Remzi. Ben suçluları buldum. Ok yönüne bakın. Dur, en heyecanlı yerindeyiz. İzlemeye devam edelim. Ben masumum. Çünkü Canan'ın gözlem evi orada olduğu için bisikletimi başka yerde sürmek istemiştim. Babam da bana yok yok bir şey olmaz burada sür demişti. Miş miş miş, mış mış mış. Kanıtın varsa çıkar göster. Nasıl geldim ben buraya? İtiraz ediyorum. Benim de çekirdeğe ihtiyacım var. İtirazınız kabul edilmedi. Tamam, anlatıyorum. Evet dedim. Yok 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 bir şey olmaz burada sür. Ama çok dikkat ediyordum. Şakir gözlem evine çarpmasın diye dibinden ayrılmadım. Ta ki... Evden ani bir ses yükseldi ve dikkatim dağıldı. Sese doğru birkaç saniyeliğine kafamı çevirdiğimde Şakir gözlem evine bombistik diye bağırarak giriyordu. İtiraz ediyorum. Bombistik demedim. Bombastik dedim. Çok büyük ihmal var. Şakir kendi konuşamıyor mu? Sen Şakir'in avukatı mısın? Evet. Bence de ihmal var. Hangi gazeteyi okunuyormuş? Kesildik. Sınıf. Sarımsaklı mantı kokuyor. Ama mantısız olanından. Mantısız sarımsak bu. Tokmak bulamadım havanda sarımsak dövüyorum. Ne yapayım? Bu ses ve ihlal olayını geçelim isterseniz. Evet. Necati'yi sanık sandalyesine davet ediyorum. Necati! Necati! Sağ olun. Hilmi Usta ne haber? Şuna bak. Mahkemede bile taraftar grubu yaptı adam. Sessizlik! Evet, olayı anlatıyorum. Şimdi bir gözlem evi var, bir de onun gözlediği Jüpiter topu. Bu Jüpiter topunun üstünde bir anda uzaylılar çıkmasın mı? Ciu ciu! Biz uzaylıyız.
Üstüme kaşar peyniri atıyorlardı. Ben de dedim ki hayatsa da kaşar peyniri veriyorsa neden makarna yapmayasın? Hemen reddemi çıkardım. Dur! Bu ne biçim hikaye? Önce tanıklık edebilmen için bize akıl sağlığı düzgün biri olduğunun raporu lazım. Açalım, ben doktorum. Gözlerinizle elimdeki kalemi takip edin. Benim takma dişlerim kadar hareketliler. Sağ olasın abi. Buna gerek yok. İşte akıllı olduğuma dair bir rapor. Benim oğluşum çok akıllıdır. Hı? Necati, annen yazmış bu raporu. Ekonomik durumumu görmek isterseniz babamdan aldığım harçlığı da gösterebilirim. Gözlemevi davasına ilgi gitgide büyüyor. İnternet bu davayla çalkalanıyor. İşte bu davayla çalkalanmış bir internet fenomeni. Çalkalanmaya bayılırım. Löp böle löp böle löp böle löp böle. İçeride büyük bir kargaşa var. Arkadaşımız mahkemeden görüntü almaya çalışıyor. Şakir, suçlu. Çok sıcak. Bu nasıl hangisi suçlu? Şey çok sıcak. Kardeşim, çekilir misin? Görüntü almaya çalışıyorum. Tamam işte. Benim görüntümü de al. Ama karşıdan al. Arkadan lahmacuna benziyorum. Bak. Aa, hakikaten de arkadan lahmacuna benziyorsunuz. Şaka şaka. Acil durumlar için her zaman kafamın arkasında bir tane lahmacun saklarım. Asıl suçlu Şakir. Onu tutuklayın. Evet doğru. Şakir yıksın. Tutuklayın onu. Çabuk. Şakir yıksın. Suçlu onu tutuklayın. Hayır. Asıl suçlu Remzi. İzin vermemesi gerekirdi. Doğru diyor. Asıl suçlu Remzi. Onu tutuklayın. Hemen tutuklayın onu. Hemen. Bunlar da ne desek onaylıyor. Bak şimdi. Kuru pasta yağmurda ıslanırsa yaş pasta olur. O da haklı. Yine doğru söyledi. Evet yaş pasta olur. Evet yaş pasta olur. Yaş oldu. Evet yaş pasta olur. Doğrusu. Eyvah. Bunlar suçu bize yıkacak oğlum. Hemen çare bulmamız lazım. Merak etme Remzi. Az önce burnuma pis kokular geldi ve takip ettim. Önce çürümüş bir gofret buldum. Bir gofreti çürütmek çok zor bir şey. Sadede gel Tanju. Tamam, dinleyin şimdi beni. Fısır fısır fısır. Hakim Bey, sorgu için kadriyi çağırıyorum. He? Ne? Ama ben... Ben de dürümcümü buraya çağırıyorum. Bu dava fazla uzadı. Kadriye Hanım, Çılgın Mahkeme dizisini müvekkilim Remzi ile beraber takip etmeye söz vermişsiniz. Ama gofret ajanlarımın söylediğine göre televizyonunuzda dizinin son bölümü açıkmış. Kadriye, ben siz yeni bölümü nasıl izlersin? Jüri bu hareketinden dolayı Kadriye'yi kınıyor Hakim Bey. Kınayın bakayım. Kın, 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 kın. Ne jürisi? Film mi çeviriyoruz burada? Evet Kadriye, anlat. Koltukta uzanıyordu. Canansa gözlem evini salona kuruyordu. Dizinin yeni bölümünü izleyecektim. Ancak görgü tanığı olsun istemedim. Bu yüzden bir bahane uydurdum. Canan kızım, Venüs ve Mars hizaya girince bu sene buzdolabı çok yaktı. He? Ne diyorsun anne? Başım ağrıdı diyorum. Bahçede kurşu gözlem evini ayol. Ispanaklı gözleme. Necati, sen yoksun bu anıda. İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Tanığın aslında iki tane burnu var. Aa. Tam bölümün sonuna geliyordum ki Remzi'nin sesini duydum. Ve beni yakalayacak diye telaş yaptım. Yok yok yok, bir şey olmaz burada, sür. Eyvah, Remzi geldi. Kapan hadi kapan. Kumanda çalışmayınca ayağım takıldı ve hoparlörleri devirdim. Remzi'nin dikkatini bu dağıtmış olmalı. Seni görevinden alıyorum. Cübbeni çıkar ve rozetini teslim et. Ama rozetim yok ki. Rozetin yoksa kıymalı böreğini teslim et. Evet sayın seyirciler, son aldığımız bilgiye göre davada karar zamanı geldi. Bakalım suçlular ceza alacak mı, yoksa internet fenomeni ayran yine mi çalkalanacak? Elimi indirdiğimde mahkeme kararını vermiş olacak. Omzumdaki kireçlenme yüzünden 2 dakikamız falan var. Hepiniz suçlusunuz, ben masumum. Bir tek ben akıllı uslu biriymişim aranızda. Bu yaptığınız hiç yakışmadı. Bana da çizgili tişört hiç yakışmaz mesela. Durun. Sürpriz gelişme. Gökten kumdur yağıyor. Bu da kim? Evladım kapıyı kullansana. Mahkemeye böyle mi girilir? Şakir'in frenlerinin tutmadığına emindim.
Ben de ipuçlarını takip edip size bir tanık buldum. Karardan önce dinlemeniz lazım. Ben tren istasyonunda bilet görevlisiyim. Memnun oldum. Ben de Necati Dam dedektifiyim. Yanlış anlamayın, kaçmıyorum. Deliği tabir ediyorum. Bir el alsanız. Necati Bey olay sabahı gelip benden Kıbrıs'a tren bileti istedi. Beyefendi, Kıbrıs bir ada. Oraya tren olmaz. Tarihi yarımada da bir ada. Ama oraya tren var. Öf, tamam. Sen bana treni bul. Ben sana bileti satacağım. Bir süre sonra Necati Bey geri döndü. İşte fren. Tren dedim, fren değil. Gittim çoluk çocuğun bisikletinden fren söktü. Ama bir Kıbrıs tatlısı yiyip dönecektim. Tren sevmek suçsa kabul. Ben çuf çufum. Pardon, suçluyum. Oh, kurtulduk. Yaşasın! Suçlu olmadığımız anlaşıldı. Sonunda bitti, oley! Ne yaptığını gördüğünüz yazıklar olsun yazık be. Taraftar olmuştuk. Necati'ymiş. Necati, o kadar konuştun. Şimdi sevinsen mi, üzülsen mi bilemedim. Ama merak etme, sen burada uğraşırken ben oyuncaklarına iyi bakacağım. Civciv oyunun da bende kalacak. Hayır, civciv oyunum olmaz, hayır! Sessizlik! Kararımı açıklıyorum. Hepiniz suçlusunuz. Ha? Ben de mi? Ama benim daha yavru gofretlerim var. Şakir, sen mahkemeye yalan söylemekten. Remzi, bir şey olmaz. Burada sür diyerek yaptığın ihmalden. Kadriye, Canan'ı kandırarak oyun alanından mahrum bırakmaktan. Necati, sen de bisikletin frenini haber vermeden söküp tehlikeye sebebiyet vermekten suçlusunuz. Cezanız gözlem evini onarmak. Oley! Gözlem evine gidiyoruz. Ama önce tiyatronun kulisinde oturup uzun uzun yaptıklarınızı düşüneceksiniz. Yeterince uzun düşündük sanırım. Hadi kardeşim, 5 dakika diye aldınız tiyatroyu, 5 saattir buradasınız. Çıkın gidin artık, oyunumuz var. O zaman hem suçlu hem güçlü olduğumu göstermenin zamanı geldi. Of, berbat bir esiri.